Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Namazlarda, özellikle farz namazlarda sureler arasında tertibe riayet etmek gereklidir. Bundan dolayı sureler arasında riayet edilmesi gereken tertibe farz namazlarda riayet edilmeyecek olur ise mekruh olmuş olur. Peki bu tertip ne şekilde olmalıdır? Hanefi fukahasına göre farz namazlarda kişinin birinci rekatta bir sureyi okuduktan sonra ikinci rekatta aynı sureyi okuması veya ikinci rekatta birinci rekatta okuduğunuz surenin gerisine dönmesi veya birinci rekatta okumuş olduğu sureden bir sure atlayıp ondan bir sonraki sureye geçmesi. Yani şu anki Kur'an-ı Kerim sıralaması üzerinden söylüyoruz. Bu bahsetmiş olduğumuz durumlar. Yani aynı sureyi ikinci rekatta okumak veya geriye dönmek veya bir sure atlayarak bir sonraki sureye geçmek mekruhtur. Ancak kaynaklarımızda bu bahsedilen durumun farz namazla alakalı olduğu zikredilmektedir. Çünkü niye? Nafile namazların zaten esasen temeli genişliğe ve rahatlığa bina edilmiştir. Farz namazlarda ise namazın farzları, namazın vaciplerinde kurallar son derece hassas olarak riayet edilmektedir. Şimdi o zaman kişinin normal şartlarda farz namazlarda birinci rekatta okuduğu sureyi ikinci rekatta okuması mekruh veya geri dönmesi de mekruhtur. Peki şimdi burada bu soruda olduğu gibi kişi Nas suresini okuması durumunda ne şekilde hareket edecektir? Çünkü bir de okudu. Ya aynı sureyi okuyacak, bu mekruh veya geriye dönecek, bu da mekruhtur. Şimdi bununla alakalı fukaha bunların her ikisinin de mekruh olduğunu ancak ikinci rekatta İkinci olarak Nas suresini tekrar okumanın kerahat açısından daha hafif olduğunu ifade etmişlerdi. Ancak Nas suresini tekrar o ikinci rekatta okusa yine aynı şekilde kerahat olacaktır. Ancak kerahati geriye dönmesinden daha hafif olduğu ifade edilmektedir. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz durum yani Nas suresi bir de okundu. İkincide ne yapılacaktır? Mekruh olmakla beraber ikinci rekatta da aynı sureyi okuyacaktır. Bu bahsetmiş olduğumuz durum ve sorunun başındaki bahsettiğimiz sureler arasındaki sıralamaya riayet meselesi dediğimiz gibi farz namazlarla alakalıdır. Nafile namazlarda ise bu şekilde herhangi bir sıralamaya riayet etme zorunluluğu yoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.